Bir ertesi günden herkese günaydınlar ve merhabalar arkadaşlar. Merhabalar. Selam. Sabadika. Sabadika. Aslında bu abiyi çekmek istedik size. Çünkü 9 kilometrelik yolu 4 kilometrede getirdi. Hatta yürüyüş yolundan getirdi. Bir önceki videoyu izleyenler bilir. Biz dönüşte bütün sevmemlere girmiştik. Yürüyerek dönmüştük özele. Bu şekilde. Halam dedi ki bu çok önemli bir bilgi. Bunu hemen çekmemiz lazım. Bu abiyi bulursanız taksisine binmeniz lazım. Hemen size kimliğini de çekiyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı gençler? Neredeyse vardık. Sürücü kartı da bu şekilde. Çok fazla yağmur var. Ve biz randevu tarihine birazcık geciktik. Bu şekilde. Hello! Hello! Ve artık Bangkokluyum ve Bangkok yazıyor. Pasaportumu evet. Çok iyi. Veriliş yerinde Bangkok yazıyor. Evet, benim çok sevincim buydu. En çok Bangkok yazmasını seviyorum pasaportumda. Ve de başka pasaportları almak çok istiyorum. Kıskandım. Seneye ben de alacağım. Ve Bangkok yazıyor. Siz göstereyim mi size? Hayır. İçini açmak. Evet arkadaşlar, yeni pasaportlarımızı aldık. 3 gün sonra Türkiye'ye döneceğiz. Bangkok ağlamaya başladı. Bu şekilde sıra sıklam aldık. Ve Bangkok yazıyor ve tabii heyecanlıyım. Yeni pasaportlar almak istiyorum artık. Bir sürü. Ve arada, evet. Başka ülkelerden almak istiyorum pasaport. 7-Eleven'daydı. Bir şeyler daha aldık bizimle. Şuraya bizim için sandalye vardı şu anda. Şurada şu anda. Şimdi ona gidip sizinle birlikte teşekkür edelim. Hello, sawadika. Kapunka, thank you. Where you come from? Turkey. Turkey. Yes. Oh, Istanbul. Istanbul, yes. Istanbul. Yes, yes. Oh, mama. I'm going to Istanbul. Baby. Oh, mama. Very nice. Mama, very nice. Nice to meet you. Okay. Nice to meet you. Kapunka. Yes. Mama. Sister. Me, Luxao. Thank you. Ve Bangkok'un ağlamasıyla beraber gezgin olduğumuz için yağmur sevdamız da burada bizi tuttu. Sizinle NB2'ye gidiyoruz. Kamerayı orada açarız. Çok heyecanlıyım. Ardından da Ceyda'yı kedi kafeye götüreceğiz. Evet. İnşallah gideriz. Amin. Umarım açıktır. Haritada bir tane gördük. O da ise de artık bulana kadar gideceğiz çünkü Ceyda istiyor, bu evet, çok önemli. Evet, ben çok istiyorum. Bu şekilde. Sanırım şu anda öğlen arası. Bütün bu binaların sanırım şu anda öğlen arası. Çünkü gerçekten bir insan yoğunluğu, insan trafiği var bu şekilde. M2'de kamerayı açacağız. Ve bu arada Bangkok'ta yağmur yağdıktan sonra yerler genelde bu şekilde köpük oluyor. Halacığım, nedenini söylemek ister misin? Çünkü burada sokakları yıkarlarken deterjan kullanıyorlar. Evet, geçen yıl biz de bir kere rastladık. Videoda ama da vardı. Yıllar daha çok rastladılar. Evet. Ben geçen yıl ilk kez rastladım ve çok garibime gitmişti. Çünkü asfaltları, yolları, kaldırımları, her yeri deterjan ve makinelerle, arabayla yıkayarak gidiyorlar. Evet, İnsanlar bildiğiniz paspasla yerleri köpürtüyordu. O yüzden Bangkok'ta yağmur yağında yerler bir şekilde köpük oluyor. Temiz bir ülke, ne bu? No problem, it's okay. Ve bu şekilde insanlar öğle yemeklerinden ayrılanlar var, hala yemekte olanlar var. Bu şekilde de çok tatlı bir sokak satıcısı var. Bu ürünleri ilk defa gördüm. Meyveci abla ve diğerleri. Aha, burada bir şey alacağız galiba. Hello. Şimdi bu şekilde bir ara sokağa girdik ve size çekim yapıyorum. Bangkok gerçekten çok üzgün. Yağmur suyuna bakar mısınız? Atladım.
Sanırım burası Çinlilere mi ait acaba? Çünkü ağırlıklı bir Çinli grubu var. Ve somurtuyorlar. Çinliler, neden somurtuyorsunuz? Yorumlara yazın lütfen. Ama sokağın şirinliğine bakar mısınız? Çok tatlı, rengarenk. Rambutan. Hello. Taylandlıları görüyorsunuz her zamanki gibi. Burada da fıstıklı bir rap. Sawadika. Sawadika. Yağmurdan korunma şekli. Süper. Ve bu şekilde sokaktan çıkmak üzereyiz. Bunlar da onların kendi yemekleri. Burası daha uzayıp uzayıp gidiyor. Mikrofonu biz yanlış almışız. Bunu söylediğimizi hatırlamıyorum ama Lazada'dan mikrofon sipariş ettik ve Lazada Type-C çıkışlıydı. Type-C girişli iPhone çıkışlı bir dönüştürücü arıyorduk kablosuz. Onu da burada bulduk. Kapın kan, thank you so much. Afiyet olsun. Güzelleriniz. New. Okay. Bye bye. Bye bye. Kapunka yutu. Kapunka. Bye bye. Evet elimde. Ve burada. Hayatımızı kurtaracak bu alet burada. Artık videolarımıza bayılarak izleyeceksiniz. Ve ses hoca, sorunu var diye bir şey demeyeceksiniz. Dün hoca orada ne kadardı? Evet dün bize AVM'de ne kadar dediler? Ne kadar dediler Ceyda? Ceyda ne kadar dediler? 500. Evet, hatta biz dedik ki biz öyle bir şey düşünmüyoruz. Biz maksimum 200 düşünüyorduk. 300'e kadar verebiliriz dedik ama en son 400'e inmişlerdi. Bu arada Ceyda bizi geri döndürdü. İyi bu da vardır almışız belki diye. İyi ki döndü. Evet, biz bu arada hala aynı sokakta yürüyorduk. Ceyda dedi ki hadi dönelim, orada gördüm belki istediğiniz şey vardır dedi. Gittik ve vardı. Ceyda gitti. Thank you so much Ceyda. Thank you so much. Thank you so much. Kapına baktın. Kapınca. Bu şekilde MVT'ye yürümeye devam ediyoruz. Ve bu arada Tayland sıcağı diye boşuna demiyoruz. Şuraya bakın. Sadece 2 dakika önce suyun içinde yürüyorduk. Ayağımda sandalet var. Ayaklarım hala sırılsıklam. Ama yerler kurudu. Şu anda yine çiseliyor ama yerler kurumuş. Evet. Süper. Bayılıyorum bu ülkeye. Bunlardan yemek istiyorum. Hayır. Çok yağlı. Bunun ne olduğunu sorsana. Kek galiba. Pancake, pancake. Aa, pazara mı girsek? Burada pazar var. Tamam, belki yiyecek şeyler buluruz. Hadi gel. Aman dikkat et.
Açım, açım, açım. Piyo, piyo, piyo. Piyo. Piyo bu arada Tay dilinde açım demek. Piyo. Bence herkes açmış bitirmişler. Evet galiba. Hiç yemedik bir şey görmedim. Kapatıyorlar mı acaba? Evet. Üzdüm. Hello, Sawadika. Sabah edin var. YouTuber, YouTuber. Yes, yes, yes. Hello, Sawadika. Hello. Sabah edin var. Sabah edin var, Sawadika. Kapunka, Kapunka. Kabukçu ablaya geldi. Evet, bu şekilde. Izgara tavuk sosis. Ve bu arada biz içerideyken bir daha yağmur yağdı. Her yer köpüklü göl oldu tekrar. Yürümeye devam ki. Şimdi böyle bir yere giriyoruz. Satmak ister misin? Evet. Değiştirelim. Soya sütü var galiba. Yoğun bir tat var. Bu şekilde Nescafe'nin sanırım yeni çıkardığı kahvelerin tadımı. Bir tanesi bitti. Bir tanesi siyah kahve diyebiliriz. 3 kat siyahmış, diğeri de 3 kat beyazmış. Afiyet olsun. Kapunka. Bir de bu seferki 7-Eleven'a girme sebebimiz acıkmış olmamızdı. 7-Eleven'ın sıcak yemek kurtarıcılığı yine yanımızda. %38 var. Sawadika. Hello. Utandılar. Bu şekilde bu arkadaşlar sanırım yeni başlamışlar işe. Benim de çok fazla 7-Eleven'lı arkadaşlarım vardı ama onlar birkaç ay içinde başka iş yerlerine yükseliyorlar. 7-Eleven'dan başlıyorlar genelde. İçi de bu şekilde peynirli. Bu arada yağmur daha çok yağmış. Burası iyice sel oldu. Kapunka bebe. Beğenmedim ki. Şu manzaraya bakar mısınız? Sadece şu kare Tayland'da olduğumuzu anlatıyor. Bu şekilde bir içecek yapan abiye geldik. Kendisi şu anda orada. Bize içeceklerimizi hazırlıyor. Bu şekilde aromalar var ve tostum bitti. Burada da ek olarak patlamış mısır
vesaire satıyor. Sabadika. Bu şekilde soğuk içeceklerimizi hazırlıyor. Çok fazla ses var şu an. Bangkok'ta tırnakları kaça yapıyorlar. Fiyat listesi var arkada. Çek. Aa, bu arada burası kirpik ve tırnak salonuymuş aynı zamanda. Abinin komşusu. Fiyatlar da bu şekilde. $200 Burada da Tayca fiyat listesi var. Hiçbir şey anlamadım ama olsun. Ya büyük ihtimal şu kalıcı ojedir. Şu 400 ya da diğer fiyatlardan birkaç tanesi de protest tırnaktır. Burada kalıcı ojeye jel deniliyor. Ve bizim Türkiye'de yapılan protez jel tırnağı da akrilik deniyor. Bu şekilde. Burada da kirpik veya tırnak yaptırabilirsiniz. İçerisinde böyle çok tatlı bir yer. Kapunga! Evet kanka, tat bakalım. Nasıl? Beğendin mi? Soda, çilekli soda, kivili soda bu şekilde. Benimkisi çok tatlı geldi ama olsun. Tatlı içeceğiz. Evet tatlı. Evet, bu çok şekerli geldi ama olsun, artık içeceğiz, bir şey değil. Kapın kağıt, thank you so much. Evet. Şu anda yağmur çiseliyor ama yerler kuru. MBK Center'a geldik şu anda. Size bu şekilde sokak lezzetlerini de çekmek istedim. Meşhur kolalar. Bu arada Siyamlar ve eskiden ismi BMW binası olan bina ve Siyamlar. Sabadika. Thank you. Eliyle kalp yaptı. Kafasına vuruyordum valla. Benim kadar bak, benim kadar doğal bir YouTuber yok bence bu arada. Var mı? Kiler yok. Hediyelik bakmaya gelmişler. Bana da hiç seslenmiyorlar bu arada. Evet kanka, onlardan da almamız lazım. Ama Kamboçya'dan alacaktım. Pembe renk vardı orada, çok güzel. Hindistan cevizi kabuğundan kasere. Vaa, süpermiş bu. Pembe. Birkaç parça hediyelik aldık ama sürpriz olacağı için videoya çekemiyoruz. Size de şu şekilde dünyaların aynı. Size de şu şekilde dükkanların içine çekiyorum ki Tayland'a geldiğinizde aklınızda fikirler bulunsun. Ya da hiç gelmeyecek olmanıza rağmen
buraları bir görün istiyoruz arkadaşlar. MBK Center'ın içini birazcık dolaştık. Çıkacağız. Ve şurada bir buluşma noktası yapmışlar. Şu şirinliğe bakar mısınız? Çok tatlı geldi. Ve şimdi üst kata çıkmak için yol arıyoruz. Üst katta kamerayı tekrar açacağım. Ve MB2'nin üst katındaki bu iki kedi hep burada. Gelip fotoğraf çekinebilirsiniz. Biz az önce çekindik. Eğer bulabilirsem eski fotoğraflarımızı da ekleyeceğim. Kedi kafenin konumuna doğru ilerliyoruz. Orada görüşürüz. Halamlar oraya gidiyormuş. Kaçırdım onları. Kapalı bir dükkan var. Biz ilk başta burası sandık. Ama altında 50 metre ilerleyin yazıyor. İlerleyip tekrar açacağım ve şu anda logoyu gördüm. Sanırım şurası. Şurası. Biz kedi kafenin önüne geldik. Kedi kafeyle ilgili ayrı olarak bir tane video çekmek istedik. Çünkü bu videonun devamlı daha çekeceğimiz yerler var. Çok fazla uzun olsun istemedik. Hem de kedi severler için ayrı bir video yapmak istedik. Tıpkı bizim için olduğu gibi. Evet. Biz çok seviyoruz kedileri. I like. Kedi kafe videosu için açıklamalarda linki bulup tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu şekilde. Kedi kafeye geldik. Çok sevinçliyim. Kedi kafeden çıktıktan sonra tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Evet millet, ben şu anı yakaladım ve size çekmek istedim. 7-Eleven'dayız şu anda. Kapının önündeyiz. Neslihan bir noodle denemek istedi. Kore noodle'ıymış. Son zamanlarda herkes yiyormuş. Biraz sonra size paketini göstereceğim. Normal noodle'ın çarpı 5 kat. Çarpı 5 kat fiyat fazlalığı verdik. Artı acılığı da sanırım çarpı 10 kat. Şu anda ağlıyor. Şöyle uyuşmuş bir vaziyette şu anda. Simba. Ceyda'cığım sen neler düşünüyorsun bu konu hakkında? Bilmiyorum. Ben kendi adımla güzelim. Gördüğünüz Neslihan sümkürüyor.
O kadar da değil değil. Ve nadıl yiyorlar. Şimdi bir de ben deneyeceğim. Ve annem deniyor şimdi de. Ve acıdan ölecek gibi duruyor ama. Hadi bakalım. Üç kat acı falan diyordum. Kulaklarında kalmasın. Yok, o gayet normal. Öldüler bu nadıldan. Bilmiyorum artık ne varsa. Ama biraz gerçekten acı gidiyor. Ama ben acıyı sıkarken de ona söylemiştim bu kadar fazla sıkma diye. O sıktı. Onun sıkı. Neslihan ölüyor. Artık videolarda sanırım Neslihan'ı göremeyeceksiniz bir hafta falan. Çünkü hasta gibi. Annem çok beğenerek yiyor nadılı. Bizim nadılı daha güzel değil mi? Bana yedin mi canım? Hadi biraz puan yaparsan. Pom 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 pom. Çekilmesini istemiyor ama biz çekeceğiz. Mecbur aldım onu dalı yiyecek. Yiyecek mecbura. Yok istersen bırakalım. Ama ben yemeği tercih ediyorum. Dudakları kıpkırmızı oldu gördünüz mü? Ceyda'cığım sonunda istediğimiz odayı aldık. Hangi istediğimiz oda? Ben biliyorum ağzım yanmış geçti. Evet. Nasıl? Odayı beğendin mi? Domates suyu aldım yine. Nasıl çıktığımı, nasıl gözüktüğümü bilmiyorum şu an. Bakayım. Güzel. Halam bana gidip domates suyu aldı. Ben de onu içtim. Nasıl peçeteye döktüm, buz koydum. Böyle ağzıma tutuyorum falan. Ama 3-4 dakikada iyileştim. Hatta hiç yiyememiş gibi oldum ama çok kötüydüm. Yarım kalıyordu. Ellerim titriyordu ve şuralarım falan zonklamaya başlamıştı. Yani ne olduğunu şaşırdım. Galiba yediğim en acı şey buydu. Evet, odamızı beğendiniz mi? Evet, bugün o büyük odayı alabildik. Sonunda. Ama bizim için önemli olan manzara. Evet, bu manzarada gece gündüz fotoğraflar çekiyoruz. Şöyle tekrar size manzarayı gösterirken tavsiyede de bulunayım. 0, 1, 2, 3, 4 numaralı odaları tutmuş olursanız bu manzarayla karşı karşıya olacaksınız. Samsun. Thank you.
Bu şekilde Tayland stili. Sokaklarda böyle çiftler ya da böyle tek dolaşan insanlar görebilirsiniz. Bottan indikten sonra neden çekim yapamadığımızın nedeni yüzümüzdeki terlerden ve şu poşetlerden okunuyordur umarım. Saat şu an 4'e 12 var ve bir yere yetişmeye çalışıyoruz. Umarız ki kapanmamıştır, oradan da daha dolacaklarımız mevcut. Bunun dışında bu akşam havaalanına gidiyoruz, gece yarısından sonra. Bu şekilde açabildiğimiz kadar kamerayı tekrar açmaya çalışacağız. Bangkok'taki son günümüzden herkese merhabalar diyoruz. Bu sabah çektiklerimizi ve dünden kalan kesitleri de videonun devamına ekleyeceğiz. İyi seyirler millet. Kalabalığa bakar mısınız? Oralar falan full. Burası da şu anda bu şekilde. Bununla aynı şekilde sanırım 3 belki de daha fazla grup geçti. Herkes birbirini tanıyor. Sorry. Herkes bu şekilde. Megafonla haberleşiyorlar içeride. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, bize like atmayı unutmayın millet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Bye bye.